Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, ve bereketi üzeriniz olsun Aziz ve muhterem kardeşlerim Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz Ve Mutaffifin suresi üzerinde son dersimizi 29. ayetten son dersimizi yapacağız inşallah Bu bölümde Allah-u Teala cennetliklerle cehennemlikleri özellikle cehenneme giden, cehennemi hak eden kibirli, kodaman tipleri bize anlatıyor. Ve bir de cennetliklerle karşılaşmasını, yani bir cennetlikleri, bir cehennemlikleri bize gösteriyor, bize anlatıyor, hallerini tasvir ettiriyor, ediyor. E bu aslında birçok defa söyledik. Allahu Teala'nın adaletinin bir gereğidir. Yani cennetliklerin durumunu cehennemlikler görmelidir. Cehennemdekilerin halini de cennettekiler görmelidir. Bu sadece böyle basit bir intikam duygusu falan değil bu. Adaletin gereği. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla Allahu Teala'nın anlattığı yani cennetlikler ve cehennemlikler bu dünyada birbirlerini tanıyan insanlar o bakımdan önemlidir. Bunlar birbirlerini dünyada tanıyor. Hatta aynı toplum içinde cennetlikler ve cehennemlikler. Evet, bu önemli bir olaydır. Birbirlerini nasıl görüyorlar, nasıl karşılıyorlar. Evet, buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aladin ejramu kanu min aladin amanu o mücrimler var ya, cehennemi hak eden mücrimler, cehenneme giren mücrimler var ya, dünyadayken onlar o gariban Müslümanlara gülerlerdi diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَضْحَكُونَ Yani onları gördükleri zaman yani böyle gülmeden maksat biliyorsunuz böyle kibirli bir gülme, alaylı bir gülme. Onları küçük gören bir gülme, dudak bükme böyle insanlardı diyor Allahu Teala. Ve izâ merrû bihim Onlar diyor o gariban insanları, Müslümanları dünyada gördükleri zaman yani çarşıda, pazarda yani Kaş göz işaretleri yaparlardı birbirlerine diyor. Kaşlarını gözlerini oynatırlardı. Hatta şu bizim gamze var ya, gamze de buradan geliyor. Gamze kelimesini de biz buradan almışız. Yani kaşını gözünü oynatma meselesi. Onlar diyor birbirlerine kaşlarını gözlerini oynatırlardı kibirlerinden alaylarından ve garibanları özellikle tahkir etmek için küçük görmek için dudak bükmek için şöyle gödüğünüzün önüne getirin yani ee, biz bunlara çok şahit oluruz yani o kibirli insanların seninkileri görüyor mu bak hele şunlara falan diye böyle alayvari sözler, hareketler, jestler, mimikler böyle Allahu Teala demek ki yani Allah katında bunlar önemli olaylardır. Belki yani biz genellikle günah olarak sövmeyi, hakaret etmeyi falan biliyoruz. ama demek ki Allah bırak öyle zalimlerin kötü kötü cümlelerini, küfürlerini, şunlarını, bunlarını, kaş göz işaretlerini bile hesaba katıyor Allahu Teala. Ha öyle demek siz gülerdiniz değil mi? Siz dünyada gariban insanlara böyle dudak bükerdiniz, gülerdiniz, eğlenirdiniz öyle mi? İnnellezine icramu kanu minellezine amenu yatakun ve izâ merru bihim ve izen galebu ilâ ehlihimun galebu fekihin. Ve bir de e bu kibirli insanlar kendini bir şey zanneden insanlar e, Müslüman garibanların o halini gördükten sonra eve vardık, evlerine vardıklarında da diyor. Orada diyor yani eğlenirlerdi, neşelenirlerdi. Gün yani biraz evvel dışarıda gördüğü manzarayı anlatarak evlerinde de anlatırlar, tekrar tasvir ederler e, ve ondan dolayı da tekrar bir daha gülerler, eğlenirler. Böyle kimselerdi diyor. E, Muhterem kardeşlerim, şunu gözümüzün önüne getirelim, anlamaya çalışalım. Bu insanlar kendilerini çok garantici de görüyorlar daha. Yani ne demek canım bizim gibi insanlar dura dura yani eğer cennet diye bir şey varsa oraya da girecek biziz. Yani başkaları mı girecek? Şu uyuzlar mı girecek? Şu döküntüler mi girecek falan? Aynen bu gözle bakarlardı. Bugün de böyledir ha. Dikkat edin böyle bir kodamanın yanında, böyle bir müstakbirin, böyle bir kibirliğinin yanında, böyle bir cennet hayatı falan, cehennem hayatı bazı kendisini hiç yakıştırmaz ha oraya. Yani hiç yani orada garanti. Yani bu dünyada madem ki böyle biz iyi insanlarız ki bize bir şeyler verilmiş yani. Bugün malımız, mülkümüz varsa, bugün bir itibarımız varsa, bugün bir kredimiz varsa insanlar için içerisinde yani şu kadar tıklanıyorsak, şu kadar itibar görüyorsak nedir? He bunun öbür tarafta da olacağı. Bu aynen olur olur ya. Yani sizin o mahşer dediğiniz, cennet dediğiniz yer olur orada da aynen böyle bu dünyada neyiz? Orada da aynen Öyle olacağız. İddialarındaydı bu insanlar. Onun için Allahu Teala bunları getiriyor. Siz işte böyleydiniz. Hatırlayın, dünyada aynen bu kibirle bakardınız. Yani bu düşüncedeydiniz ve özellikle gariban insanlarla, gariban insanlarla olan ilişkinizde onları böyle aşağı görürdünüz, basit görürdünüz. Evet, şimdi ne oldu? Şimdi, halbuki o gariban insanların üzerine diyor, biz sizi şey yapmamıştık yani. Onları düze, onları muhafaza edin veya şöyle yapın, böyle yapın. Sorumlu değildiniz. Onlara karışmayacaktınız en azından. En azından biz onların üzerine sizi bekçi de göndermedik. Ama siz buna rağmen ne yaptınız? Böyle kibirinizi, gururunuzu böyle dile getirdiniz. Felemellezine amenu minel kufari yadhakun. işte bugün diyor. Burası önemli. işte bugün var ya felemellezine amenu minel kufari yadhakun. İşte müminler o beyefendilere gülecekler. O beyefendilere gülecekler. O kibirlenen, o küstahlara özür dilerim, o kodamanlara onların haline gülecekler. Onların çırpınışına gülecekler. Onların düştükleri zillete gülecek, gülecekler. Yani sadece çektikleri azaba değil, onların yanışına, o ayrı bir olay onların çekecekleri azap cehennem azabı başka ayetlerde çokça anlatılıyor ama garibanlarla olan ilişkisinde dün neydi bugün ney? Dünyada neydiler bunlar? Şimdi burada bu kıyamet gününde, bu mahşer gününde, bu yani cennet cehennem gününde asıl işte yani nedir? Müslümanları veya garibanları sevindirecek olay budur. Yani Muhteremler burada söylediğim gibi birkaç defa Müslümanlar böyle intikam meselesi değil ayrı bir olay. Ama onlar çok gülmüşlerdi. Çok eğlenmişlerdi. Bu aslında Müslümanlara dünyada bir eziyetti. Yani bize eğer birisi bir dudak bükerse, bizi adam yerine koymazsa, yani her ne kadar aslında aldırış etmememiz gerekir ama yine de insan ne yapıyor? Üzülüyor, tahammül edemiyor. Yani sırf 5 10 kuruş parası var diye veya ne bileyim biraz malı mülkü şunu bunu vardı diye yani kendine göre bir takım kredisi vardı diye. Yani size yani tepeden bakan insanlar müsaadenizle Allah bunun intikamını alsın ve bir de size göstersin. Ey mümin kullarım işte bak yani ben sizi seviyordum. Siz sabrettiniz. Siz bana itibar ediyordunuz. Beni memnun etmek için çalışıyorum. Kim ne dese desin, gülsünler, eğlensinler. Siz bana ta ezelde böyle bir ahit vermiştiniz dünyadaki. ne diye işte kınayanların kınamasına, gülenlerin gülmesine aldırmayacağız. Rabbimiz ne diyor? Biz onu yapacağız demiştiniz. Yani Velaye يَخَافُونَ levme Ayıplayanların ayıplamasına, dudak bükenlerin bükmesine aldırmadan Beni sevdiniz, benim yolumu sevdiniz, benim Resulümü sevdiniz, benim hayat nizamımı sevdiniz ve işte bak gördünüz değil mi? Hem size cennet verdim, işte şu da size gülenler, sizi kınayanlar, sizinle eğlenenler, size hakaret edenler diye Rabbim kıyamet günü bu gariban cennette özellikle gariban insanlara, cennetlik gariban insanlara bu şeyi gösterecek ki bu da nedir? Allah'ın ayrı ikinci bir nimetidir. Alel era yenzurun ve onlar yani koltuklar üzerinde, divanlar üzerinde. Yani biz bunu tasvir edemiyoruz. Yani öylesine güzel manzaralarda yani duracaklar, bakacaklar. Yani her şeyi izleyecekler. Olup biten her şeyi izleyecekler. Hel süvvebel küffaru ma kanu yefalun. Böyle olmasın mı diyor Allah. Elbette böyle olacaktı. Kafirler yaptıklarının karşılığını böyle görmeleri gerecek gerekirdi ve oldu hel kufaru makanu yafalun yani yaptıklarından başka bir şey mi göreceklerdi elbette yaptıklarının karşılığını görüyor bu insanlar bugün yoksa başka bir haşa Allahu Teala asla zulmetmez Allah-u Teala fazladan, ekstradan hiç kimseye fazla yani bir zulüm yapmaz. Ama fazladan ikramda bulunur mu? Bulunur. Bulunur. Yani hak etmediğini verir mi bir Müslümana? Verebilir. Verebilir. Mesela biz bunu öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Men cae bil haseneti felehu ashru emsaliha. Kim diyor bize bir iyilikle gelirse diyor on mislini veririz. Sanki on defa yapmış gibi ha. Yani siz bir yani garibanın halini, hatırını sordunuz, cebine haçlık koydunuz. Yani bir şeyler yaptınız. Allahu Teala diyor ki 10 kişiye vermiş gibi yazacağım onu diyor. Kaydedeceğim diyor. 10 kişiye veya 10 defa peş peşe böyle bir iyilik yapmış yazacağım sizi diyor. Allahu Teala'nın kanunu bu. Ama kötülük de böyle değil. Yani öfkelenip de Allahu Teala devamını okuyor. Ve men ce ebisseyyeti feleyyi cuze'in leslaha ve hum zaman. Ama eğer bir kötülük yaparlarsa o kötülüğün tam karşılığını vereceğim. Yani öfkelenip de hani biz bu dünyada maalesef insanlar olarak yapıyoruz değil mi? Bizi bize bir kötülük yapıyor biri biz de fırsatını buluyoruz. Yani ıı, gücümüzde yetiyorsa bir bakıyorsun bize yapılan kötülüğün misli fazlasıyla yapıyoruz. Hatta filmlere bakın filmler hep böyledir ha. Filmlerde birbirinden intikam alırken yaptığının bilmem kaç meslini çıkarır. Haşa Allahu Teala böyle değildir. Nedir Allahu Teala? iyiliğe en azından ha bir de şunu da söyleyelim. Hani mence ebil haseneti felehu ashru emsaliha. Kim bize bir iyilik de gelirse hani onun on katını veririz diyor ya. Bu en azı ha en azı bu Allahu Teala'nın ben böyle söylüyorum. Allah affetsin. Allahu Teala'nın asgari ücreti bu. Allahu Teala'nın asgari ücreti 1'e ondur. Yani daha bunun fazlası var mı? Aa, aa öyle var ki Allahu Teala eğer dilerse, Allahu Teala razı olursa bizden kelime biraz şey de Allahu Teala eğer hoşuna giderse bazı amellerimiz var ya. Yani düşünün öyle Bismillahirrahmanirrahim. Meselul lezine yunfikun emvalahum fi sabilillah kemesali habbetin enbetet seb'a senabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Yani diyor ki Allahu Teala kim Allah yolunda diyor malını infak ederse diyor aynen o toprağa attığı bir tane gibidir, bir tohum gibidir. Oradan diyor yedi başak çıkarırız ve o yedi başağın her birinde yüz tane olur. Yani yedi yüz. Bu da yetmedi diyor ki vallahu yudaifu limen yasha. Ve Allah diyor e, dilerse diyor bunu diyor katlar diyor. Yani daha katlar 700'ü de katlayacak. Nedir? 700, 750 olmaz. Ya ne olur? En küçüğü 1400 olur. Katlama budur. Yani katlamanın dilimizdeki, matematikteki nedir? Katlama bir şeyi ikiye katlamak demek en az ki. Ama kaça katlarsan o kadar çoğalır. Allahu Teala bize böylesine merhametlidir. Bu öyledir. Ama haşa Allahu Teala gazaba geldiğinde de böyle yani insana yapmadığının cezasını da yani tamam sen böyle yaptın ama sen bir kişiye bir tokat vurdun ama e, ben de sana işte on tane yok bir tane bir tane bire bir günahta bire bir ama sevapta böyledir. Ee, ama muhteremler şunu bilelim ki Allahu Teala'nın cezası şiddetlidir. Yani bizim zannettiğimizden çok çok şiddetlidir ama bu yine de zulüm değildir ha. Biz niye bunu bazen zulüm zannediyoruz? Bazılar ben duyuyorum, işitiyorum. Ya adamın dünyanın şurada yaptığı bir şey işte ufak bir günah işte verdiği ceza verilen ceza işte cehennem falan. Biz suçumuzu küçük veriyoruz. Zaten mücrimlerin, günahkarların en büyük özelliği, münafıkların, kafirlerin en büyük özellikleri muhteremler yaptıkları kötülükler gözlerine küçücük gözükür. Basit ne oldu ya? Ne oldu ki işte bir şöyle yaptık. Git bir de onu Allah'tan sor. Mesela bazı şeyleri açıklamakta fayda var. Yani adam diyor ki işte nereden misal verelim? Çok misal ver. Mesela Hz. İsa'nın yol yolundan gittiğini söyleyen insanlara haşa Allah Allah'ın oğlu diyor. İsa Allah'ın oğlu diyor. Allah evlat edindi diyor. Şimdi buyurun. Yani bir de göre bu bir kelime hemen konuştu ya. Kimseye tokat atmadı, bir şey yapmadı, çalmadı, çırpmadı ama böyle dedi. Böyle inandı. Şimdi bir insan bunu basit görebilir. Ama gel bir de Allahu Teala'dan sor. Allahu Teala buyuruyor ki: "Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim." ağızlarından çıkan o kelime yani öyle korkunç bir kelime ki diyor ve bir de Meryem Suresi'nin sonunda tekadüs semavatu yetefattarne minhu ve tenşakku'l ardu ve tahirru'l cibali cibali hatta neredeyse diyor haşa Allah'ın oğlu var dediklerinden dolayı diyor Allahu Teala gökler diyor yarılacaktı diyor neredeyse diyor. Neredeyse dağlar diyor böyle diyor tuz buz olup diyor yerle bir olacaktı. Yeryüzü de şak şak ayrılacaktı. En de avli'r Rahmani veleda. Rahman velet edindi dediğinden dolayı diyor. Yani muhteremler bazı suçların cezası belki birilerine göre çok gibi olabilir ama o nedir? Suçun ne yaptığını bilmiyor. Özür dilerim. Ne halt ettiğini bilmiyor. Ne halt ettiğini bilmiyor öyle. Ha bu belki Allahu Teala'nın zatına karşı yani işlediğimiz suç öl Beşere karşı da böyledir. İnsanlara karşı da işlediğimiz suç da böyledir. İlginçtir. Hazreti Ayşe validemize iftira edildi ya biliyorsunuz. Yani Hz. Saadet'te yani iftira edildi ve Allahu Teala o iftirayı anlatırken dikkat edin. Yani öyle bir cümle kullanıyor ki ayeti kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim iz telakqunu bi'lsinatikum ve tegulune yani siz diyor siz diyor bu iftira olayı işte Haşa Ayşe şöyle yapmış. Nasıl da diyor böyle diyor ağzınızdan çıkıveriyor ki diyor iz telakkavnehu bi elsinetekum ve tekulûne bi effâhikum mâ leyselekum bihi yani ağzınızdan öyle kolay çıkıyor ki bu iftira böyle ondan sonra hem ağzınızdan çıkıyor hem duyduktan böyle öyle aktarıyorsunuz ki diyor sanki peynir ekmek yer gibi diyor yani böyle bazen ama gel bir de bu olayı Allah'a sor öylesine diyor Allah katında dehşet bir olay bu diyor onun için kıyamet günü belki bundan dolayı bazıları şaşıracaklar. Ya demek bu suçun cezası böyle miymiş? Allah'a iftira etmenin cezası böyle miymiş? Yani bir insana namuslu bir kadına iftira etmenin cezası böyle miymiş diye belki elbette beklemedikleri cezalar görecekler ama baştan da söylüyoruz. Bu bir zulüm değildir, haksızlık değildir. Sadece haddini bilmeyen insanlar yani haddini bilecektir. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde münafı tarif ediyor da münafık diyor o kişidir ki diyor işlediği bir günah diyor. Aynen şu göz, burnunun önü şu üstüne diyor, gözünün önüne diyor, burnunun üstüne konmuş bir siyah bir Nokta zanneder diyor, öyle görür diyor. Hatta şöyle deyince hemen gidecek böyle basit bir şey olarak görür, madde olarak görür diyor. Münafık günahı böyle görüyor. Halbuki mümin diyor, mümin mümin işlediği bir günahı diyor. Dikkat edin tarife bakın tepesine birazdan. Yıkılacak ve kendisini ezecek arkasındaki büyük bir kaya gibi görür diyor. Yani işlediği günah yani öylesine tehlike öylesine büyük ki ya onun altından kaçacak bir an evvel kurtulacak yoksa biraz sonra kendisinin üzerine böyle düşene düşecek kapanacak büyük bir kaya kendisini ezecek böcek gibi ezecek bir kaya olarak görür diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa Haşa. Kıyamet günü Allahu Teala kimseye zulmetmeyecek. Defalar sayısız ayetler var. Ve Allahu yürüydü zulmen lil alemin. Allahu Teala hiç kimseye zulmetmez, etmeyecek kullarına. Ama müsaadenizle hak ettiğini verecek. Hak ettiğini verecek. Fazlasını vermeyecek. Fazla cezalandırmayacak. Ama nedir? İyilik yapanlara hiç diyor. Yani fazlasıyla bir gayri hesap. Aynen bu kelime hesapsız verecek. Hak etmediğini de verecek. İyiliklerimize hak etmediklerimizi de verecek Allahu Teala. Bu da adaletin aykırı değil. Daha o istediği kadar versin. Zaten onu kimse sorgulamaz. Hiç özür dilermiş bir ahmak çıkıp da ya Rabbi işte benim sevabım bu kadardı da niye fazla verdin falan? Niye böyle daha güzel cennetler verdin? Demez. Verecek Rabbimiz. Allahu Teala bu anlamda gerçekten korktuklarımızdan emin eylesin. Allahu Teala Günahları gözümüzde büyük göstersin bizim. Suçumuzu göstersin, anlayalım. Ve bizi kendi yolunda güzel ameller yapmaya muvaffak eylesin. Ve bunun mükafatını da cennetinde bizlere lütfeylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.